Bugün yeni bir adı yılın ilk günü. Her yeni adı yılda ülkede hukukun üstünlüğünün ve adaletin hakim olmasını, adı yıl açılışının aynı zamanda Dünya Barış Günü'ne denk gelmesi nedeniyle de devam eden savaşların, çatışmaların ve şiddet olaylarının son bulacağı bir yıl olması çağrısı ve temennisinde bulunuyoruz. Maalesef ülkede hukuk ve adalet açısından her yeni adı yıl bir önceki adı yılı aratmakta, dünya üzerinde savaşlar, çatışmalar ve şiddet olayları durmadan devam etmektedir. Diyarbakır Barosu olarak savaş, çatışma ve şiddet olaylarının karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Ülkemizin hukuk, demokrasi ve insan hakları alanında yaşadığı sorunların temelinde Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrar olduğunu hatırlatıyor. Toplumun demokratik çözüm beklentilerine karşılık gelecek diyalog ve barış zemininin yaratılması çağrımızı yineliyoruz. Değerli basın emekçileri, biz avukatların mesleki sorunları ile toplumun hak ve adalet sorunu bütün ağırlığıyla varlığını sürdürdüğü bir adı yıl daha geride bıraktık. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorunu olduğu yerde durmuş, insan hakları ihlalleri kesintiye uğramadan devam etmiştir. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir sistemde bireyin ve toplumun en temel güvencesi tarafsız ve bağımsız yargıdır. Adil yargılama hakkının ihlal edildiği, yargı kararlarının uygulanmadığı, hukuki güvenlik ilkesinin sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Demokratik bir hukuk devletinde bireyin özgürlüğünün ve toplumsal barışın güvencesi şüphesiz tarafsız ve bağımsız yargıdır. Bu nedenle adaleti yerine getirmekle görevli yargının devlet ve iktidardan bağımsız olması gerektiği gibi her türlü ideolojik, politik düşünce ve inançsal eğilimlerden de bağımsız olmalıdır. Ancak iktidarların siyasi sahipler ile gündemlerine aldıkları yargılama dosyalarına ilişkin müdahalelerini gizleme ihtiyacı, yargı kararlarını uygulamama konusundaki tereddüt ve endişe duymadıkları zamanlardan geçmekteyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala hakkında vermiş olduğu ihlal kararlarının uygulanmamasına ilişkin ısrar devam ederken, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararı da ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay tarafında anayasa hükümlerini yok sayarak uygulanmamıştır. Aynı karar maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da görmezden gelinmiştir. Bir kez daha sormak ve ifade etmek isteriz ki, anayasada tanımlanan hukuk devleti ilkesinden şayet vazgeçmemiş iseniz, yargı yetkisini kabul ettiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve anayasaya göre kararları bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını derhal uygulamanız gerekmez mi? Değerli basın emekçileri, geçtiğimiz adı yıl Diyarbakır Barosu tarafından ayrıca bir utanç yılı olarak hatırlanacaktır. 2015 yılında katledilen Baro Başkanımız Avukat Tahir Elçi dosyasında 9 yıllık isteksiz ve etkisiz bir soruşturma ve koşturma sürecinden sonra yerel mahkeme sanıkların beraatine karar vermiştir. Bu karar ile cinayetin hukuk camiasının ve Kürt toplumunun gündeminden düşürülmesinin amaçlandığından hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. İlk günden beri ifade ettiğimiz üzere karanlık bir dönemin başlangıcı olan bu suikastın bütün yönleriyle aydınlatılması için hukuk mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz. Bu suikastı hukuk camiasının gündeminden düşürme ve Kürt toplumunun hafızasından silme çabaları asla başarıya ulaşmayacaktır. Kürtlerin mağduru olduğu yargılama dosyalarındaki cezasızlık pratiği ve politikasıyla dün mücadele ettiğimiz gibi bugün de mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, bu dönemde temel hak ve özgürlükler alanına yönelik müdahaleler de hız kesmeden ve sistematik bir şekilde devam etmiştir.
Son aylarda birçok kente darbe dönemleri ve 90'lı yılları aratmayacak şekilde Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken insanlar örgüt propagandası iddiasıyla gözaltına alınmakta, tutuklanmakta ve alışkın olmadık bir tarzda kısa sürede yapılan yargılamalarla ağır cezalara mahkum edilmektedir. Özgürlüklere yönelik bu keyfi ve hukuksuz müdahaleleri kabul etmiyoruz. Ülkenin batısında Kürt kimliği ve Kürtçe üzerinden yapılan nefret içerikli ve ırkçı söylemler ve saldırılar ile yine kentimizde farklı yaşam tarzlarına yönelik müdahale ve saldırılara karşı etkin yargısal süreçler konusundaki isteksizliğe dikkat çekmek ve yetkilileri de bu tehlikeli saldırılara karşı bir kez daha gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkı hiçbir koşulda engellenemez ve askıya alınamaz. İnsanların bulundukları her ortamda insanlık onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri bütün insan hakları metinlerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak ceza infaz kurumlarında hasta mahpusların ölüm haberleri gelmeye devam etmekte, idari gözlem kurullarının infaz yakmaları, avukat ve aile görüşü konusundaki yasaklamalar ve sosyal izolasyon gibi keyfi ve hukuksuz uygulamalar varlığını sürdürmektedir. İfade özgürlüğü ile seçme seçilme hakkı demokratik bir toplumun temel değeridir. İfade ve medya özgürlüğünün yargı tehdidi ile baskı altına alındığı, ifade özgürlüğü araçlarından olan toplama ve gösteri özgürlüğünün engellendiği, seçme seçilme hakkının ihlal edildiği bir yerde demokrasiden söz edemeyiz. Seçme ve seçilme hakkının açık ilanına yönelik kayyum uygulamalarına bu dönemde de devam edilmiştir. Demokrasi dışı bu ve benzeri uygulamalara son verilerek seçim ile göreve gelmiş kişileri görevlerine iade etmeniz gerekmektedir. Hiç şüphesiz her 6 yıl açılışında bireylerin hak ve adalet mücadelesinin vazgeçilmez unsuru olan avukatlar ile avukatlık mesleğinin sorunlarını çözümüne dair beklentilerimizi ve taleplerimizi de dile getirmekteyiz. Başlarken de belirttiğimiz üzere mesleğimizin sorunları da her geçen gün büyüyerek ağırlaşmaktadır. Avukatlar mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları fiziki şiddetin yanı sıra ekonomik şiddete de maruz bırakılmaktadırlar. Zorunlu müdafilik ücretlerinde yeterli iyileştirmeler yapılmadığı gibi yıllardır biriken adli yardım ödemeleri hala yapılmamış ve yüksek enflasyon karşısında anlamsız kalmıştır. Adil yargılamanın olmazsa olması ve bağımsız yarın güvencesi olan avukatlar olarak yeni adli yılda stajyer avukatların statü, kamu avukatlarının özlük ve bağımsız çalışan avukatların tüm sorunlarının çözümüyle temel hakların güvenceye kavuşturulduğu, bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yargısal engellerin kaldırıldığı, meslek alanının genişletildiği, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek gerekli mali ve idari düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Bu vesileyle yargı camiasının yeni adlı yılını kutluyoruz.